Özel güvenlik mevzuatı 10. bölüm 29.636 sayılı alışveriş merkezleri hakkında yönetmelikin 19. maddesine uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar. 1. bölüm amaç ve kapsam, hukuki dayanak, tanımlar ve kısaltmalar. Amaç ve kapsam madde 1. Bu usul ve esaslar alışveriş merkezlerince kendi bütçe kaynaklarını kullanarak alışveriş merkezlerine araç altı görüntüleme sistemi kurulması kapsamındaki iş ve işlemlere dair kuralları belirler. Hukuki dayanak madde 2. Bu usul ve esaslar 26.2.2016 tarihli ve 29.636 sayılı alışveriş merkezleri hakkında yönetmeliğin 19. maddesine dayanarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar madde 3. Bu usul ve esaslarda geçen AVM 26.2.2016 tarihli 29.636 sayılı alışveriş merkezleri yönetmeliğin 4. maddesinde ifade edilen alışveriş merkezlerini, EGM İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Jandarma İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na, Kolluk Birimi EGM veya Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birimlerine, sistem AVM'lerin araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine yerleştirilen araç plakalarının ve araç altı görüntülerinin bilgisayar tabanlı görüntü işleme yazılımları ile dijital ortama otomatik olarak geçirilmesi ve kayıt altına alınmasını sağlayan araç altı görüntüleme sistemi, teknik gereklilikler dokümanı, araç altı görüntüleme sistemi kurulumu ve işletilmesi için kullanılacak donanımların fiziksel kurumları, sahip olması gereken standartları ve yapılandırmaları için gerekli asgari teknik özellikleri gösteren ekteki dokümanı, donanım kurulacak sistemin herhangi bir bölümünde çalışan veya bağlantı sağlayan veya barındırma ara birimi olarak bulunan elektronik tabanlı olan veya olmayan tüm cihazları veya parçaları veya kabloları, toplama noktası PTS noktalarındaki donanımların AVM içerisinde güvenli yani dışarıdan müdahale edilemeyecek şekilde toplanarak muhafaza edildiği yeri, proje dosyası il özel güvenlik şube müdürlüklerinde bulunan ve bu usul ve esaslar dokümanında bir şekilde bahsedilen tüm dokümanların muhafaza edileceği dosyayı ifade eder. 2. bölüm Bakanlık AVM Araç Altı Görüntüleme Sistemi Komisyonu'nun kuruluşu, görev ve sorumluları. İl AVM Araç Altı Görüntüleme Sistemi Komisyonu'nun kuruluşu, görev ve sorumluları madde 4. Bakanlık AVM Araç Altı Görüntüleme Sistemi Komisyonu'nun kuruluşu, görev ve sorumluları. Kuruluşu. İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı, EGM Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan görevlendirilecek personelden oluşur ve komisyonun sekreteryasını Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı yürütür. Görevi AVM'lerde kurulacak araç altı görüntüleme sistemi için asgari teknik özellikleri belirtir, teknik gerekler dokümanını hazırlar ve il AVM araç altı görüntüleme sistemi komisyonları ile paylaşır. Sorumluluk bu usul ve esaslarda verilen görevleri yerine getirir. İl AVM Araç Altı Görüntüleme Sistemi Komisyonu kuruluş Vali Yardımcısı Başkanlığında İl Emniyet Özel Güvenlik ve Koruma Şube Müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlıklarında görevli her birimden biri rütbeli olmak üzere en az ikişer personelden oluşacak ve komisyonun sekreteryasını Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü yürütecek şekilde kuruluş ve çalışmaları olurları alırlar. Görevi kamu güvenliği açısından araç altı görüntüleme sistemi kurulması gerekli görülen AVM'leri tespit eder. Tespit edilen AVM'lere araç altı görüntüleme sistemi kurulması yönünde AVM yönetimine tebliğde bulunur. Bakanlık, AVM araç altı görüntüleme sistemi komisyonu tarafından paylaşılan teknik gerekliler dokümanı ve ekini AVM yönetimine tebliğ eder. AVM yönetimi tarafından kurulumu tamamlanan sistemin teknik gerekliler dokümanına uygunluğunu kontrol eder. Bu usul ve esaslar dokümanı ve ekine uygun olarak araç altı görüntüleme sistemi kurulumunu tebliğ edilen süre içerisinde tamamlamayan AVM yönetimi hakkında tanzim edilen evrakı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın taşradaki birimlerine gönderir. Ayrıca süreçle ilgili diğer iş ve işlemlerin takibini yapar. Sorumluluk bu usul ve esaslarda verilen görevleri yerine getirir. 3. bölüm AVM yönetimi görev ve sorumlulukları AVM araç altı görüntüleme sistemi işletimi AVM yönetimi görev ve sorumlulukları. Madde 5 görevi. Bu usul ve esaslar dokümanı ve ekine uygun olarak araç altı görüntüleme sistemini kurar, işletimi için gerekli işlemleri yapar. Kurulacak sistemlerin teknik yönden işletimine devamlılığını sağlar. Ayrıca arıza durumlarına müdahale edilmesi için gerekli süreçleri yönetir. Araçlarla giriş yapılan tüm alanlara en az 50'ye 100 santim ebatlarında en az 3 milimlik beyaz zeminli PVC kompozit levha üzerine kırmızı renkli fosforlu en az 72
puntolar kullanılarak şekil 1'deki metni içeren uyarı levha veya levhalara sar. Ekranda görüyorsunuz şekli en üstte arkadaşlar. Bu usul ve esaslar dokümanı ve eklerine göre AVM yönetimlerince kurulum çalışmaları başlatılır. AVM yönetimi söz konusu sistemin kurulum süreci ve sonucundan il AVM araç altı görüntüleme sistemi komisyonunu bilgilendirir. Sorumluluk bu usul ve esaslarda verilen görevleri yerine getirir. AVM araç altı görüntüleme sisteminin işletimi madde 6. Bu usul ve esaslara göre kurulumu gerçekleştiren sistemin garanti ve her bakım dönemi bitiminde ihtiyaç duyulan bakım hizmeti, iletişim ve enerji giderleri AVM yönetimince karşılanır. Bu usul ve esaslarda belirtilmemiş sonradan ortaya çıkan tüm hususlarla ilgili valilik makamının vereceği karar muteberdir. 4. bölüm diğer hükümler. Diğer hükümler madde 7. Araç altı aynası veya kamerası kullanılmak suretiyle de AVM'lere giriş yapan araçlara yönelik gerekli kontroller sağlanabilir. Ancak 26.02.2016 tarihli ve 29.636 sayılı alışveriş merkezleri hakkında yönetmeliğin 19. maddesi 4. fıkrası İçişleri Bakanlığı'nca kamu güvenliği açısından gerekli görülen alışveriş merkezlerinde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine alışveriş merkezi yönetimi tarafından araç altı görüntüleme sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanır hükmü doğrultusunda İl AVM araç altı görüntüleme sistemi komisyonu tarafından kamu güvenliği açısından gerekli görülen AVM'lere araç altı görüntüleme sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanabilir. AVM araç altı görüntüleme sisteminden elde edilen veriler suç işlenmesini önlenmesi veya adli bir soruşturma veya kovuşturma için gerekmesi halinde yazılı talebe istinaden kolluk birimleri tarafından sadece adli veya idari birimlerle paylaşılır. Yürürlük madde 8, 5 sayfa ve 8 maddeden oluşan bu usul ve esaslar imzalandığı 18.08.2017 tarihinde yürürlüğe girer. Polis ve jandarma bölgesindeki AVM'lere ait teknik gerekliler dokümanı. Bu eki oluyor bunun arkadaşlar. Yönergede bahsettiğimiz araç plaka tanımlama ve araç altı görüntüleme sistemi. Araç altı görüntüleme sistemi. Araç altı görüntüleme sisteminde en az 4 megapiksel çözünürlüğe sahip line scan kamera kullanılacaktır. Kamera tarama işlemini satır satır yapacaktır. Kamera istenildiğinde Area Scan yani alan tarama ya da Line Scan yani satır tarama olarak çalışabilme özelliğine haiz olacaktır. Araç altı görüntüleme sistemi Line Scan kameranın muhafazası içerisinde buharlaşma meydana gelmesi halinde kendini temizleyip kameranın net görüntü sağlamasına imkan verecek yapıda olacaktır. Kontrol panosu üzerinde yaz ve kış konumu için seçim tuşu olacaktır. İstenildiğinde iç havalandırma bu tuştan iptal edilebilecektir. Sistem araç altı görüntüsünün net olarak ekrana aktarımını sağlayacaktır. Sistem tarafından ekrana aktarılan görüntü siyah beyaz olacaktır. Gece koşullarında her türlü ayrıntıyı gündüz şartlarındaymış gibi görmeyi sağlayacak bir araç altı aydınlatma sistemi mevcut olacaktır. Bu aydınlatma sistemi sürekli faal halde olmayacak. Aracın geçişliğe beraber faaliyete geçecek. Araç altının taranmasını müteakip tekrar kapalı konuma geçecektir. Araç algılama işleminde en az iki kanallı metal kütle dedektörü kullanılacaktır. Araç altı aydınlatması tek bir led lamba veya spota bağımlı olmayacaktır. Aydınlatmayı sağlayan ışık kaynaklarından bir tanesi arıza yaptığı takdirde aydınlatma sekteye uğramayacak, kamera işlevini yerine getirmeye devam edecektir. Araç altı araması ışık kaynağı geri beslemeli olup hat üzerine bağlanan led sayısına göre voltajı değişebilir olacaktır. Aydınlatma için kullanılan power led olacaktır. Ledlerin parlaklığı gündüz ve gece değişmeyecektir. Pozlama bilgisayar tarafından gündüz ve gece modu olarak otomatik olarak değiştirilecektir. Değişiklik kamera içindeki PLC ünitesine bilgisayar tarafından yeni bir program olarak ayarlanan gerçek zaman saatinde otomatik gönderilecektir. Sistemde bir su tahliye motoru ve su seviye şamandırası olacaktır. Su motoru ve şamandıra metalden imal bir kutu içerisinde yerleştirilecektir. Kutu içerisinde manuel şamandıra haricinde PMP endüktif switchli İkinci bir su seviye kontrol düzeneği olacaktır. Su seviyesi herhangi bir sebepten yükseldiğinde bu switch PLC kontrol sistemine bilgi verebilmelidir. Olağan dışı su basmalarında su motoru yetersiz kaldığında PLC operatörü uyarmalıdır. Su motoru hariç kamera veya yer altında bulunan tüm sistemin elektriğini kesmelidir. Sistemi oluşturan cihazlardan dış ortamda bulunanlar su geçirmez bir muhafaza içerisinde bulunacaktır. Araç altı görüntüleme kutusu kapağı en az 10 mm ST42 çelik saçtan imal edilecektir. Aydınlatma armatürü ve deklanşör holü kapakları birbirinden bağımsız olacaktır. Montaj kasası 30 cm artı 2 cm opsiyonu var. Aralıklı 10 mm lama ile desteklenmiş ve 3 mm saç ile kaplanmış olacaktır. Tüm mekanik aksam paslanmaya karşı kesinlikle sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır. Sistem eksi 20 santigrat derece
ve artı 50 santigrat derece arasında çalışabilme özelliğine sahip olacaktır. Bu husus firma tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir. Sistemde her bir kamera aydınlatma ve diğer elemanların enerji beslemeleri için ayrı sigorta bulunacaktır. Aracın son bölümü kamerayı geçtikten en geç 4 saniye içerisinde araç altının görüntüsü, plaka bilgisi, aracın ön görüntüsü ve diğer bilgiler ekrana gelecektir. Araç geçişinden önce araç algılama ünitesi tarafından verilen komutla yani tetikleme ile araç tarama ünitesi faaliyete geçecektir. Araç algılama ünitesinde meydana gelebilecek herhangi bir arıza ihmaline karşı sistem manuel olarak da faaliyete geçirilebilecektir. Sistem en az 5 km bölü saat en çok 60 km bölü saat hıza kadar herhangi bir hızda geçiş yapan araçların altlarının görüntülerini net ve bütün olarak hıza bağlı görüntü bozukluğuna meydan vermeden görüntü ekranına aktarımını sağlayacaktır. Araç altı görüntüleme sistemi, plaka tarama sistemi ayrı ayrı çalışabilme özelliğine haiz olacaktır. Araç altı tarama sistemi çalışmasa dahi plaka tarama sistemi plakaları tanımaya devam edecektir. Elde edilen görüntüler üzerinde fare veya klavye yardımı ile seçilen bölgenin kısmi yakınlaştırma, uzaklaştırması yapılabilecektir. Eski ve yeni araç altı geçiş resimleri birbirine kilitlenerek eş zamanlı büyütme, küçültme ve ekran kaydırma hareketi yapılabilecektir. Elde edilen görüntüler tam ekran yapılabilmeli, tam ekran görüntüsü kendi etrafında dönebilmeli veya büyütülebilmelidir. Araç altı standart olarak siyah beyaz ekrana gelecektir. İstenildiği takdirde daha rahat inceleyebilmek için kameradan elde edilen görüntüler üzerinde en az 3 tane görüntü filtrelemesi yapılabilecektir. Filtreler eş zamanlı olarak hem eski hem de yeni görüntüye uygulanabilecektir. Filtrelerin içinde infrared yani kırmızı ışıkla alınmış gerçek bir görüntü, negatif ve yani siyah beyaz terslenmiş ve cisim kenarları belirtilmiş yani mor beyaz olacaktır. İzleme ekranında gösterilen görüntüler yeni bir araç geçene kadar veya kullanıcı tarafından aracın kontrollü olarak geçtiği onaylanana kadar ekranda kalacaktır. Sistemden belli bir süre araç geçmediğinde plaka tanıma kamerası bekleme ekranı şeklinde tam ekran olarak ekrana gelmelidir. Araç geçtiğinde program yeni görüntüyü tekrar ekrana getirebilmelidir. Harici izleme penceresinde ana ekranda görüntüler üzerindeki bütün özellikler yani filtreler, büyütme, küçültme, tam ekran gelen aracın bilgisi mevcut olmalıdır. Araç altı tarama sistemi hem online hem offline çalışabilmeli ve bunu kullanıcının hiçbir müdahalesi olmadan doğrudan program kendisi yapabilmelidir. Araç altı tarama sistemi dahili bir sunucuya kendi görüntülerini aktarabilmeli. Aynı ağda bulunan başka bir araç altı tarama sistemi üzerinden bu araç geçtiğinde kayıtlı görüntüler alıp aynı ağdaki diğer bilgisayarlara aktarabilmelidir. Dahili sunucuda veya araç altı tarama sisteminde görüntüler raporlanabilmeli ve incelenebilmelidir. İstenilen zaman aralığında geçiş yapan araçların tarih ve saat bilgileriyle birlikte listesi bir aracın istenilen zaman aralığında yapmış olduğu tüm geçişlerin tarih ve saat bilgileriyle birlikte listesi görülebilecektir. Bu şekilde elde edilen bilgiler raporlanabilecek ve çıktı alınabilecektir. Veri tabanında geçiş yapan bir aracın altının görüntüsü, o geçişe ait plaka bilgisi ve aracın önden görüntüsü geçiş yapılan tarih saat bilgileriyle birlikte bulunacaktır. Geçmişe ait bir araç altı görüntüsü çağrıldığında bu görüntüler birlikte gelecektir. Raporlamalar istenilen zaman aralığında geçiş yapan araçların tarih ve saat bilgileriyle birlikte marka, model, plaka ve renk üzerinden yapılabilmeli ve istenildiğinde görüntü sayfa veya görüntüsüz liste formatında çıktı veya PDF dosyasında alınabilmelidir. Her bir kullanıcı ve yönetici kendisine tahsis edilmiş kullanıcı adı ve şifresiyle sistemi kullanacaktır. Birden fazla operatör ve yöneticiler için farklı kullanıcı adları ve şifreler verilecektir. Verilen şifreler kullanıcılar tarafından değiştirilebilecektir. Kullanıcı tarafından yapılan tüm işlemler bir günlük log kaydı tarafından tutulacaktır. Bu günlük log kaydı geriye yönelik en az 30 günlük değişimleri gösterecektir. Araç altı tarama sistemine road blocker, mantar bariyer, kollu bariyer gibi geçiş sistemlerine bağlanabilmeli ve bu açılıp kapanmalar veri tabanına kaydedilmelidir. Sistem teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek ve üretilebilecek her türlü yeni yazılım ve sistemi oluşturan parçaların mevcut sisteme entegrasyonun yapılabilmesi de uygun olacaktır. Araç plaka tanımlama sistemi, plaka tanıma sisteminde en az 1280 çarpı 960 piksel çözünürlükte IP özellikli dijital kameralar kullanılacaktır. Her bir plaka tanıma sisteminin IP numarası olmalı ve istenildiği takdirde bu numara kullanıcı tarafından değiştirilebilecektir. Kamera dış muhafazası darbe, yanma ve dış etkenlere karşı dayanıklı şekilde tasarlanmış olacaktır. Kullanılacak kamera en az IP66 seviyesinde korumaya sahip olacaktır.
Normal şartlar altında yani plakaların temiz ve standartlara uygun olması en az %95 doğrulukla plaka çözümlemesi yapabilecektir. Kamera bünyesinde bulunan dijital giriş ve çıkışlardan tetik alabilmeli ve gerektiğinde başka cihazlara tetik verebilme özelliğine sahip olacaktır. Sistem herhangi bir sensör kullanımına gerek kalmadan 60 km bile saat hızla seyir halindeki araçların plakalarını tanıyabilecektir. Sistem gece ve gündüz belirtilen hız ve üst doğrulukla çalışabilecektir. Kamera aracın hareket istikametinden bağımsız olarak geliş veya gidiş yönünde plaka çözümleyebilecektir. Kameranın tüm yönetimsel fonksiyonlarına HTTP ara birimi üzerinden müdahale edilebilmelidir. Kameranın dahili O-Siri çözümleme yazılımları ve işletim sistemi web ara birimi üzerinde güncellenebilecektir. Sistem harici bir video capture veya 1.0 kartına gerek duymadan sorunsuz çalışabilecektir. Sistem en az 10 bölü 100 megabit Ethernet desteğine sahip olacaktır. Sistem tespit edilen plaka bilgisini veya görüntüyü TGB veya IP üzerinden başka bir bilgisayara veya çalışma birine veya birimine veya akıllı depolama birimine aktarabilecektir. Kamera tanıdığı plakanın formatına göre Türkiye'nin kullandığı plaka formatının dışındaki ülke formatlarını ayıracaktır. Talep edildiği takdirde Türkiye dışındaki bazı ülkelerin plaka formatlarına göre hangi ülkeye ait olduğunu tasnifleyecektir. Üzerinde tek satır veya iki satır yazı olan plakaları belirtilen hız ve doğrulukla tanıyabilecek özellikte olacaktır. Yazılım aracıyla IP adresinden bağımsız bir tanımlayıcı olarak her kamera birimine bir isim atanacak ve bu isim aracın seyir halinde olduğu şehri belirtmeye olanak tanıyacaktır. Sistem SNTP protokolü aracılığıyla sistemin tarih ve saat ayarları eş zamanlı hale getirecektir. Daha sonra kamera Silent Server mimarisinde ve web tabanlı olarak çalışacak özellikte olmalıdır. Sistem okuduğu ve okuyamadığı plakaları FTP veya TCP üzerinden tanımlanan bir sunucuya gönderecektir. Genel özellikler: izleme ekranı en az 22 inç LCD ekran olacaktır. Sisteme klavye ve fare dahil olacaktır. İşlemci en az 2.6 GHz hızda sahip çift çekirdekli olacaktır. Görüntülerin dışarı taşınmasına olanak verecek en az 2 adet USB port ve 1 adet DVD sürücü bulunacaktır. Sistem bilgisayara en az 500 GB hard diske ve en az 2 GB RAM'e en az 300 MHz çekirdek hızında 512 MB belleğe sahip ekran kartı olacaktır. Sistemin yazılım dili Türkçe olacaktır. Sistemde kullanılacak kablolar ve borular TSE belgeli yani standardında olacaktır. Sistem en az 600 bin araca ait görüntüyü kendi içinde saklayabilecektir. Evet arkadaşlar, bölüm bu kadar. Teşekkürler.